Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki derste Excel'le mail gönderme programı yapmaya çalışacağız beraber inşallah. Bir iki farklı örnek yapacağım. Hem Windows Form şekilde mail gönderme hem de Excel sayfası üzerinde mail gönderme ile ilgili bir iki farklı Excel'de mail gönderme eğitimi yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla öncesinden bilgisayarınıza Outlook programının yüklü olması lazım. Eğer sizde Outlook programı değilse, yüklü değilse ne yapacağınızı anlatmak için bu dersi çekiyorum. Öncelikle bilgisayarınızdan Outlook'u tıklayacaksınız. Burada bir profil oluştur diye isim soruyor soracaktır size. Siz buraya mesela mail yazdınız. Ola ki sizde şuna benzer bir hata verdi. Normalde vermez ama bende verdi. Bu durumda ne yapacağız? En iyisi şu anda anlatacağımı yapın bence. Direkt Outlook'u tıklamayın. Denetim masasına gelin. Şurada denetim masasına gelin. Denetim masasında karşınıza şöyle bir ekran gelebilir. Bu durumda şu kategoride büyük simgelere tıklayın. Buradan postayı bulun arkadaşlar. Postayı tıklayın. Burada hesap ekle var. Ekleye tıklayacaksınız. Profil adı örneğin Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, mail ne derseniz herhangi bir şey buraya yazın. Rastgele bir şey yazabilirsiniz. Tamam deyin. Sonra karşınıza şöyle bir hesap ekleme formu gelecektir. Burada elle kurulum veya ek sunucu türlerini işaretleyin. İleri deyin. Karşınızda şöyle 3 seçenek gelecektir. Burada POP veya IMAP'i seçin. Windows işletim sistemimiz 2007 ise vesaire bazı versiyonlarda şurası üstte olur. 2010 kullandığım için burada ileri diyoruz. Burada hesap açarken ki adınızı yazın buraya. Ben BST kanalı demiştim. Aşağıya posta adresimizi yazalım. BST kanalı 2 et gmail.com. Bunu da bu dersi anlatmak için böyle bir mail hesabı açtım. Kopyalıyorum. Sonra aşağıda şurası pop 3 olacak arkadaşlar. Gelen posta sunucusuna pop.gmail.com yazıyoruz. Aşağıda da smtp yazan giden posta sunucusuna da smtp.gmail.com yazıyoruz. Aşağıya kullanıcı adımıza yine aynen mail adresimizi yazalım. Şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar diğer ayarlara tıklayacaksınız. Diğer ayarlarda giden kutusuna şu giden kutusu SMTP için kimlik doğrulaması gerekir işaretleyin. Sonrasından gelişmişe gelin. Burada gelen sonucu POP 3 110 yazan port numarasını bunu 995 yapın. Bu sonucu şifreli kısaca bu kutuyu işaretleyin. Buraya da 465 yazın. Şurada da SSL'i seçin güvenlik sertifikası türü olarak. Sonra tamam deyin. Ondan sonra ileri şöyle bir şey gelecektir karşınıza. Bu şekilde bir şey gelirse arkadaşlar bir güvenlik uyarısı. Outlook biliyorsunuz Microsoft'un geliştirdiği bir program. Gmail'in şu adresi sunucu adresini güvenmiyor. Dolayısıyla böyle bir uyarı alırsanız hemen Gmail hesabınızı açacaksınız. Tarayıcıdan Gmail hesabınızı açtıktan sonra arkadaşlar şuradan Google hesabınızı yönetine tıklayacaksınız. Buradan güvenlik seçeneklerine gelip aşağıda bakın şöyle şunu iptal diyeyim bence. İptal. Dur dedik. Burada beklesin. Şöyle kalsın. Evet. Güvenlik başlığına gelip şurada arkadaşlar daha az güvenli uygulama erişimi. Şurada sizde de kapalı durumda olacaktır. Burada erişimi aç deyin. Ve şuradaki radyo butonu sağa doğru götürün. Ve burayı kapatabilirsiniz artık. Sonra tekrar ileri diyorum. Bakın şu anda onayladı gördüğünüz gibi. Evet. Onayladıktan sonra kapat deyin. Ve son deyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de her zaman bu profili kullan deyip tamam derseniz de güzel olur. Outlook'umuz hazır. Şimdi Outlook'u açıyorum. Tamam.
Tamam dedi. Bu ne ya? Mesela arkadaşlar sizde de böyle bir sorun oluşabilir. Bakın ben de oluşuyor da bak görüyorsunuz. Tamam diyorum. Az önceki sorun oluşsa sizde yani Outlook'u açmakta sıkıntı çekerseniz şunu yapın arkadaşlar. Buraya outlook.exe boşluk slash safe yazın. Güvenli. Güvenli mod. Bu her zaman açacaktır sizin Outlook'unuzu. Bazen böyle bir ekran mesela bu açma ekranı bazen ekranda donuyor, kalıyor. Bu durumlarda az önce söylediğim komutu yazarsanız Outlook karşınıza gelecektir. Outlook'a gelmişken Outlook'la ilgili de bir şeyler size anlatmaya çalışayım isterseniz. Outlook'a geldiğiniz zaman şurada görünüm menüsü vardır. Görünüm menüsünde okuma bölmesini sağ yapın bence. Şu şekilde daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Burada Outlook'la ilgili de bazı dersler anlatmayı düşünüyorum doğrusu. Şurada bazı kurallar oluşturularak değişik birimlerden, kesimlerden gelen maillerinizi burada toplatabilirsiniz. Outlook'la ilgili de ileride birkaç tane ders yapmayı düşünüyorum. Outlook'unuzu nasıl arşivlersiniz? Arşiv dosyalarını yükleme, kapatma, mesela siz izne çıktınız, Outlook'un otomatik sinyalinize işte birileri ise mail attığı zaman ben şu tarihler arasında izinliyim diye Outlook'un otomatik cevap dönmesi, güzel bir Outlook mail imzası oluşturma, Outlook'ta bozulan Outlook mail dosyalarınızın tamiri vesaire. Bazı bu konularda da size bir şeyler anlatacağım inşallah ileride. Önemli gördüğüm yerleri anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İnşallah bundan sonra arkadaşlar kısa bir süre içerisinde sizlere Excel'de mail gönderme ile ilgili bir iki ders yapmayı düşünüyorum. Onun dışında Outlook'u madem bundan sonra belki kullanırız. Outlook'la ilgili de çok önemli bazı şeyler var, özellikler var. Outlook gerçekten çok güzel bir program. Mail özellikle mail trafiği yoğun olan kişiler için mükemmel bir program. Bununla ilgili de birkaç tane örnek yapacağız. Saat biraz geç oldu. Biraz erken uyudum. Uyandım. Bu saatte sizler için bir ders yapayım dedim. Hepinize başarılar dilerim.